diyor. Sen dükkan açacağım diyorsun. Önce başla, sonra yavaş yavaş... Hiç gerek yok babacığım, hiç gerek yok. Ben bir ayda çıkartırım bu dükkanın bütün masrafını, ne olacak? Günaydın. Günaydın Salih amca. Günaydın. Hazır mısın Efe? Ha, geliyorum canım. Biz sizi dışarıda bekliyoruz. Ne konuşuyordunuz öyle? Hiç. Yani Atakan varken sırtım yere gelmez diyordum ben ya. Ha, Atakan söylemedi mi sana? Ne söyleyecekti? Atakan gidiyor. Ne? Hiç öyle gözlerini devirme canım. Okulu var, dönmesi lazım. Dönmez, dönemez. Dönemezsin Atakan. O kadar yeni iş bağladık abicim. Ne diyeceğiz insanlara? Rezil oluruz. Ya ne kadar bencilsin Efe. Sürekli kendini düşünüyorsun. Ya ne kendimi düşüneceğim, delirmeyin ya. Bu kadar insan çalışıyoruz burada, ben onu diyorum. Ya tamam, boşuna tartışmayın, ben gitmiyorum. Gidiyorsun efendim. Ya kızım sen benim şefimin aklını karıştırmasana ya. Gitmiyorum dedi, gitmiyor işte. Dur burada Atakan, gitme bir yere. Bu konuyu seninle sonra konuşacağız, tamam? Tamam. Canımı parçalamaya çalışıyorlar ya. Alo, Mustafa Bey hallettiniz mi? Maalesef, Berin Hanım bugün uygun değilmiş. Tamam Mustafa Bey, siz adresi verin, ben kendim hallederim. Mina Hanım. Adresi verin dedi Mustafa Bey. Veremem, çünkü ben de bilmiyorum. Tamam, peki telefon numarasını verin o zaman, ben konuşurum onunla. Bir haber var mı? Bilmiyorum, görmek istedim, ona da izin vermediler, çıldıracağım. Deniz, istersen biz biraz dışarı çıkalım, ha? Hava alırsın. Tabii siz çıkın. Bir şey olursa ben size haber veririm. Tamam. Mine'ye haber verdiniz mi? Yok. Arama. Neden? Ne oldu? Hadi aç şunu ya, aç. Alo? Berin Hanım merhaba, Mine ben. Cansu'yu görmek istiyordum bugün. Mustafa Bey'e söyledim, bugün olmaz. Berin Hanım adresi verir misiniz? Konuşmamız lazım. Mine, anlamadın galiba sen beni. Bugün olmaz dedim. Yarın konuşuruz. Siz beni anlamanız galiba. Benim kardeşimi görmem lazım. Böyle davranırsan yarın da göremeyeceksin, haberin olsun. Siz beni tehdit mi ediyorsunuz? Hayır, sadece uyarıyorum. Benimle iyi geçin. Yarın diyorsam yarın. Bir şey kötü oldu ya, şimdi her şey kötü olur yani. Aynen öyle. Ha doktor bey, çıktı mı sonuçlar? Evet. Nesi varmış? Sabah bir uyandım, başımda bir adam. Ne işin var kardeşim burada diyor. Ben de aptal aptal bakıyorum tabii. Meğer evim dediği bir inşaatın dayalı döşeli bir örnek dairesiymiş. Beyazlar karardı bir anda. Sen orada benim çok dışımda. Uzaklar Evet, hazır ol, atıyorum. Ada. Şişt. En güzel yeri geliyor. Hah, geldi işte. Sever misin Bugs Bunny'yi? Deniz, iyi misin sen? Aha. Sen nasılsın? Dikkat, patlayıcı madde. Ağrın falan var mı? Yok. Buraya gelmeden önce daha iyiydim. Ne zaman gidiyoruz? Ya parayı falan dert etme. Ben bir şekilde bulurum bir yerden. Bak, bir yere gidemiyoruz. Bir süre buradayız. Deniz, ben biliyorum. Yani hasta olduğumu. En başından beri biliyorum. O yüzden sen rahat ol. Tamam mı? Aslı, bir sizin hocalara falan göstersek olmaz mı ya? Yani konuşurum bir ama pek işe yarayacağını sanmıyorum. Durumu çok ağırmış. Hani erken teşhis falan olsaydı kurtulurdu ama. Ya ben hiç anlamıyorum. Daha kaç yaşında kızcağız yani? Deniz anlattı biraz. Bayağı hayat dolu bir kızmış. Hadi kızlar, ben eve götüreyim sizi. Siz gidin, ben biraz Deniz'de kalacağım. İyi, tamam, görüşürüz. Haberleşiriz. Canım, sen evin oraya kadar gelme. Mahallenin orada bırak beni. Ne? Sabah ev sahibi geldi, eve bastı. Sorguya çekti hepimizi. Ablama da taktı. Niye burada kalıyorsun? Kocan yok mu senin? Evin nerede? Ona neymiş ya? O ne karışıyor? Vallahi gel kendin sor istersen. Ya hem kadın da haklı. Polisleri falan görmüş. Ben olsam ben de merak ederdim. Milletin gözü önünde oluyor bir de. Yani dikkat edin, olur mu? Atakan'la ikiniz pek gelmeyin. Bakarız tamam. Hiç boşuna konuşma anneanne. Ne söyleyeceğini biliyorum. Mine, gene sen bildiğini yap. Ama ne olur beni bir dinle. İnan, Cansu benim için de önemli. Ama seni çok seviyorum kızım. İkimizin arasında seçim yaptın yani, öyle mi anneanne? Yok, hayır. Öyle olmadı. Böylesi daha iyi. Bana şimdi kızıyorsun ama sonra anlayacaksın kızım. Tabii. Mine! Neden bana söylemedin? Sen de annemler gibi yapacaktın çünkü. Hastaneye gidelim diye tutturacaktım. O kadar güzeldi ki her şey. Bozmak istemedim. Daha önce yaşadım çünkü aynısını. Nasıl yani? Annemle babam. Babamla biz her hafta maça giderdik, biliyor musun? Deli gibi bağırırdık. Sonra annemle de eğlenirdik. Beraber kız kıza gezerdik. Her şey süperdi. Arkadaş gibiydik. Bütün arkadaşlarım kıskanırdı beni. Ne güzel ailem var derlerdi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.